Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı Matematik Zümresi, ben öğretmeniniz Filizer Güder. Bu dersimizin konusu permütasyon, kombinasyon ve binom arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza geçelim. Bir kümenin elemanları ile pozitif tam sayılar kümesinin, yani sayma konusunu ilk önce başlıyoruz. Sayma konusuyla başlıyoruz. Bir kümenin elemanları ile pozitif tam sayılar kümesinin elemanları arasında birebir eşleme yoluyla, birebir eşleme yaparak verilen kümenin eleman sayısını bulma işlemine birebir eşleme yoluyla sayma diyoruz arkadaşlar. A ve B sonlu ve ayrık iki küme olsun. Bu iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma işlemine de toplama yoluyla sayma diyoruz. Mesela bir sınıfta 13 tane erkek, 15 tane kız öğrenci varsa ikisini toplayarak sınıf mevcudunu 28 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. A ve B boş kümeden farklı iki ayrı küme olmak üzere A kartezyen B kümesine oluşan sıralı ikillerin eleman sayısını bulma işlemine de çarpma yoluyla sayma veya saymanın temel ilkesi diyoruz arkadaşlar. Mesela bir sınıfta 12 tane sıra var ve her sırada 2 öğrenci oturuyorsa 12 ile 2'yi çarptığımızda 24 tane öğrenci olduğunu ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Şimdi bakalım, bir kitaplıkta bulunan 3 farklı matematik, 4 farklı geometri ve 5 farklı fizik kitabı vardır diyor. Bu kitaplıktan bir kitap kaç farklı şekilde seçebilirim? Tabii ki 3 artı 4 artı 5, 12 farklı şekilde ne yapabilirim? Seçebilirim. Çünkü zaten elimizde 12 tane kitabımız var. Peki bu kitaplıktan bir matematik, bir geometri ve bir fizik kitabını kaç farklı şekilde seçebilirim? 3 matematik, 4 geometri, 5 tane de fizik kitabımız vardı. 3 çarpı 4 çarpı 5, 60 farklı şekilde ne yapabiliyormuşum? Seçebiliyormuşum. Dersimize devam ediyoruz. Hemen bir sorumuz var. İçinde sayılar yazılan yıldız ve dikdörtgen şeklinde kartlar verilmiş. Yıldızın içinde yazan sayılar paya, sarı kartların içinde yazılan sayılar paydaya yazıldığında birden küçük kaç tane kesir elde edilebilir diye soruyor bize. Kesir çizgimizi hemen çektik. Yıldızlarımızı paya, dikdörtgenlerimizi de paydaya yazdık. Kaç tane olabilir bakalım. Şimdi birin yanına arkadaşlar, birin paydasına bu sayılardan her biri gelebilir. Yani 4 tane. 3'e baktığımız zaman 3'ten daha büyük olması gerektiği için hangileri gelecektir? 5, 7, 9, yani 3 tane gelecektir. 5'e baktığımız zaman 5'in altına 7 ve 9'dan 2 tane gelebilir. 6'ya baktığımız zaman yine 7 ve 9'dan 2 tane gelebilir. Bunları topladığımız zaman ne olacaktır? 11 tane olarak cevabımızı bulacağız. Devam edelim arkadaşlar. Çok klasik bir yol problemi. A, B, C kentler arasındaki yollar verilmiştir. Buna göre A kentinden C kentine kaç farklı şekilde gidilebilir diye soruyor bize. Şimdi A kentinden B kentine giderken 3 yolum var. B kentinden C kentine giderken 2 yolum var. Artı A'dan C'ye giden 3 tane yolum var arkadaşlar. Yani 6 artı 3'ten 9 farklı yolda ne yapabilirim? A kentinden C kentine gidebilirim. Hemen devam edelim yine. 7 kişinin katıldığı bir koşuda ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. Yani ilk 3 dereceyi oluşturmak istiyorum. 7 kişi var. 7 kişiden biri birinci olabilir. Sonra 6 kişi kaldı. 6 kişiden biri ikinci olabilir. Sonra da 5 kişiden biri de nedir? Üçüncü olabilir. Çarparsak 210 farklı şekilde oluşabileceğini görmüş oluruz. Devam edelim arkadaşlar. A kümesini vermiş bize 0, 1, 2, 3, 4 diye. Diyor ki bu A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Hemen bakın, 3 basamaklı sayı yazmak için 3 tane tiremizi çektik. Kaç elemanlı A kümemizin eleman sayısını da isterseniz buraya yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir küme. Yalnız yüzler basamağına sıfırı kullanamayacağım için buraya 4 tane rakam yazabilirim. Ama artık sıfırı da kullanabildiğim için buraya yazdım. 5 kere 5 25, 4 ile çarptığım zaman 100 tane ne yapabilirmişim? 3 basamaklı sayı yazabilirmişim. Şimdi rakamları farklı dediği zaman ne yapıyorum? Yine yüzler basamağında sıfırı kullanamayacağım, 4. Şimdi sıfır artık kullanabiliyorum ama kullandığım sayıyı kullanamadığım için yine 4 tane rakam kullanabilirim. Ve geriye kaç tane kullandım? 2 kullandım. 3 tane rakamım kaldı. 3 yazdık. 4 kere 4 16, 48 tane sayı yazabilirmiş. Rakamları farklı, kaç farklı tek sayı yazılabilir diyor. Tek sayı yazabilmek için birler basamağının tek olması gerekiyordu. Hemen tek sayılarımıza bakalım. 1 ve 3'ü yazabiliyorum buraya. Başka sayımız yok. Yani iki sayıdan bir tanesini yazabiliyorum.
rakamla. Yüzler basamağını sıfırı kullanamıyorum. Rakamları farklı dediği için bir tane rakamımızı da burada kullandık. Kaç tane kaldı? 3. Artık sıfırı kullanabiliyorum. Kullanabildiklerimi attığım zaman yine buraya 3 yazabiliyorum. Kaç tane olacakmış? 18 tane olacakmış. Rakamları farklı. Kaç farklı çift sayı yazılabilir diye soruyor bize. Şimdi çift sayı dediği zaman sıfır kullandım mı yoksa kullanmadım mı bizim için önemli. Yani sıfırı kullandıysam eğer çift sayı yazabilmek için bir tane. O zaman sıfırı kümeden attığım zaman kaç tane rakamım kaldı? 4. Rakamları farklı dediği için buraya da ne yazabilirim? 3. Sıfırı kullanmadıysam yani 2 ile 4'ten bir tanesini kullanmışsam eğer buraya 2 taneden birini kullanabiliyorum. Birini kullandım. Sıfırı da attım. Kaç tane rakamım kaldı? 3. Sonra sıfırı tekrar ekledim ve kullandıklarımı çıkardığımda ne olacaktır? Yine 3. Hemen hesaplayalım. 4 kere 3. 12 artı 18'den 30 tane ne yapabilirmişim? Rakamları farklı çift sayı yazabilirmişim. 200'den büyük kaç farklı sayı yazılabilir diye soruyor bize. Hemen bakın 200'den büyük olabilmesi için yüzler basamağına 2, 3, 4 rakamlarını kullanabilirim. Yani 3 tane kullanabiliyorum. Diğer rakamları başka bir koşulum olmadığı için diğer basamaklarda kullanabiliyorum. Burada dikkat edeceğiniz şey 200'den büyük diyor ya, benim bu hesabımın içinde 200 de dahil. O yüzden ne yapıyorum ben? 1'i çıkartıyorum. Hemen 5 kere 5 25, 75 eksi 1'den 74 olarak cevabımı bulmuş oldum. Devam edelim arkadaşlar. Faktöriyel konusunu hatırlıyorsunuzdur. N1 pozitif tam sayı olmak üzere birden neye kadar olan doğal sayıların çarpımına N faktöriyel diyoruz. Ve N faktöriyel şeklinde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Evet, bu matematiksel bir işlemin kısa gösterilmiş halidir. Hemen devam edelim arkadaşlar. Yani burada isterseniz şuna bakalım. N faktöriyel birden başlıyoruz. N'e kadar olan doğal sayıların çarpımı şeklinde gösteriyoruz. Şimdi bununla ilgili işlemler yapalım. Büyük faktöriyellerin içinde küçük faktöriyeller her zaman vardır. Mesela 3n artı 1 faktöriyel çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n faktöriyel çarpı 3n eksi 1 faktöriyel eşittir 39 şeklinde verilmiş bize. N'in değerini soruyor. 3n artı 1'i ardışık olarak yazmak istersek eğer mesela 3n artı 1. Mesela bir önceki sayısı ne olacaktır? 3. Bir önceki sayısı ne olacaktır? 3n eksi 1 şeklinde gidecektir. Bir sonraki sayısı bizim için şu an önemli değil ama 3n artı 2 şeklinde ne yapacaktır? Sonsuza kadar devam edecektir. Şimdi 3n artı 1 faktöriyenin içinde 3n eksi 1 faktöriyel vardır. Yani 3n eksi 1 faktöriyel çarpı 3n çarpı 3n artı 1 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. N eksi 1 faktöriyeli aynen yazıyorum. N eksi 1 faktöriyeli bölü buradaki n faktöriyeli de n eksi 1 n eksi 2 1'e kadar gideceği için n eksi 1 faktöriyel çarpı n şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Yani n eksi 1 faktöriyel çarpı n çarpı 3n eksi 1 faktöriyel. Hemen buradan 3n eksi 1 faktöriyeller sadeleşti. N eksi 1 faktöriyeller sadeleşti. N gitti. Ne kaldı eşittir 39 olması için? 3 çarpı 3n artı 1 eşittir 39. 3'e böldüm 13. O zaman 3n eşittir 12'den n değerimi 4 olarak bulmuş oldum. Devam edelim. Evet. Şimdi şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani 7 faktöriyel dediğim zaman bunu ben 6 faktöriyel çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Ya da 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Ya da 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Eğer bana bir sistem verilmişse hepsini en küçük faktöriyel cinsinden yazmak bize kolaylık sağlayacaktır. Burada içler dışlar yaptığımız zaman B faktöriyelin yani bize burada bir eşitlik vermiş. Buradaki A ve B değerlerinin toplamları en az kaçtır diye soruyor. B faktöriyel eşittir. Ne olacaktır? A faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yerine 6 yazacağım. Çarpı 7 çarpı 8. Bakın bu ifadenin bir faktöriyel olabilmesi için A'nın ne olması gerekir? 5 olması gerekir. O halde 5 olduğuna göre B değerimize nedir? 8 olacaktır. Topladığımız zaman 13 şeklinde ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk. Devam edelim arkadaşlar. N bir doğal sayı olmak üzere 7 faktöriyel artı N sayısı 32 ile tam bölünebilmektedir. N'nin en küçük değeri kaçtır diye sormuş bize. Hemen bakın.
7 faktöriyeli yazıyorum. 7 faktöriyel eşittir 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7. Şimdi 7 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu nasıl buluyorum? Şimdi bir tane burada var. 4'ün içinde 2 tane var. 6'ın içinde de bir tane var. Yani ben 7 faktöriyel sayısını dikkat ederseniz 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 çarpı bir A sayısı şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Yani 16 A şeklinde yazabiliyorum. Şimdi 7 faktöriyel artı n sayısı 32 ile tam bölünebilmesi için ne olması gerekir? 32'nin bir katı olması gerekir. Yani 7 faktöriyel artı n eşittir 32 çarpı bir k olması gerekir. 7 faktöriyel yerine 16a yazıp n'yi yalnız bırakıyorum. 32k eksi 16a. Buradaki a'nın tek sayı olduğuna da dikkat çekiyorum. Şimdi burada 16 parantezine alırsak 2k eksi a şeklinde bir eşitlik elde ettik. Burada bize n'nin en küçük değerini sormuş. Şimdi a içinde demiştik tek sayıdır. Çünkü a'nın bütün ikileri çiftleri ne yaptık? Aldık. 2K'da nedir? Çift sayıdır. Yani bir çift sayıyla bir tek sayının farkı ne olabilir? 1 olabilir. Evet. 1 olduğu zaman bize buradan n'nin en küçük değeri ne olarak çıkar? 16 olarak çıkmış olur. Şimdi ben 7 faktöriyelin içindeki ikileri bu şekilde buldum. Ama size şuraya bir not düşmek istiyorum. Daha büyük sayılar için. Mesela 23 faktöriyelde kaç tane 2 çarpanı vardır diye bize sorarsa eğer bunu 23'ü 2'ye böldük 11, 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1 şeklinde bulduktan sonra şuradaki bölümleri topladığımızda 16, 17, 18 yani 2 üzeri 18 çarpı A şeklinde yazabileceğimi de göstermek istedim. Devam edelim arkadaşlar. 3 farklı matematik kitabı ile 5 farklı fizik kitabı bir rafa sıralanacaklardır diyor. Kitaplar rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Hiçbir koşulumuz yok. 3 tane matematik kitabı, 5 tane fizik kitabı, 8 kitabım olduğuna göre 8 faktöriyel şekilde ne yapılır? Sıralanabilir. Aynı derse ait kitaplar birbirinden ayrılmamak koşulu ile. Şimdi matematik kitapları, matematik 1, matematik 2, matematik 3, fizik 1, fizik 2, fizik 3, fizik 4, fizik 5 diyelim. Bunlar yan yana olacak. Fizik kitapları da yan yana olacak. Şimdi iki tane grubum var. 2 faktöriyel çarpı. Matematik 3 tane olduğu için 3 faktöriyel. Fizik 5 tane olduğu için 5 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Sadece matematik kitapları yan yana olacak şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor. O halde ne yapacağız? Matematik 1, matematik 2, matematik 3. Bunlar yan yana olacak. Ama bu kitaplar ne yapabilir? Evet, dağılabilir. O halde 5 fizik kitabı, bir grupta matematik 6 faktöriyel ve 3 tane matematik kitabı olduğu için 3 faktöriyel şeklinde yazabilir. Devam edelim arkadaşlar. Yine klasik bir soru. 3 mektup 5 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir diyor. Mektubumuzun birini aldık. Burada 5 tane 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane posta kutusu var. 5 farklı kutuya atabilirim. İkinci mektubumu da 5 farklı kutuya atabiliyorum ve üçüncü mektubumu da 5 farklı kutuya attığım için 5 üzeri 3 şeklinde bulmuş oldum. İkinci sorusu da ne demiş? Bize bir koşul sunmuş. Her posta kutusuna en fazla bir mektup olacak şekilde kaç farklı şekilde atabilir? Şimdi mektubumuzun bir tanesini attık ve 4 tane boş kutumuz kaldı. İkinci mektubumuzu o kutulardan birine atabiliriz. Şimdi 3 tane kutumuz kaldı. Üçüncü mektubumuzda 3 kutudan birini atabiliriz. Yani 60 farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Mektupları bu koşulla en fazla bir mektup olacak şekilde atabiliyoruz. Şimdi 5 kişi bank üzerine kaç farklı şekilde oturabilir demiş. 5 kişi bir bank üzerine 5 faktöriyel şekilde ne yapabilir? Oturabilir. Devam edelim. Permütasyon. Şimdi nr doğal sayı n r'den büyük eşit olmak üzere a kümemizi x1 x2 xn şeklinde vermiş. Yani birbirinden farklı r elemandan oluşan sıralı r'lerine a kümesinin r'li permütasyonları ya da dizilişleri denir. N elemanlı bir kümenin r'li permütasyon sayısını pnr şeklinde gösteriyoruz ve bakın şu formülle ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Yani ben 8 elemanlı bir kümeyi 3 elemanlı dizilişlerini hesaplamak istersem 8 faktöriyel bölü 8 eksi 3 faktöriyel şeklinde ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Ama biz bunu
her seferinde bu şekilde hesaplamaktansa şöyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı dizilişlerini hesaplamak istersen ben 7'den başlıyorum arkadaşlar ve basamakları birer birer iniyorum. 7'den 6'ya, 6'dan 5'e. Bu işlemi kaç kere yapıyorum? 1, 2, 3. Yani şuradaki 3. 1, 2, 3 basamak ne yapıyorum? Merdivenlerden birer basamak inerek çarpıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Evet. PN artı 2'nin ikili permütasyonu eşittir. N eksi 1'in ikili permütasyonu artı 36 olduğuna göre N kaçtır diyor bize. Ne demiştik biraz önce? N artı 2'den yola çıktık. Bir basamak indiğim zaman ne olacaktır? N artı 1 olacaktır. Ve bakın 2 basamak inmem gerekiyor. N eksi 1'den yola çıktık. Yine 2 basamak ineceğim. Nedir? N eksi 2 artı 36. Hemen dağılma özelliğini uygulayalım. N kare artı N artı 2N artı 2. N kare eksi 2N eksi N artı 2 artı 36. Hemen artı 2'ler gitti. N kareler gitti. Eksi 3N'i diğer tarafa atarsak 6N eşittir 36'dan N değerimizi 6 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer sorumuz da aynı şekilde 4 çarpı N'nin üçlü permütasyonu N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 eşittir. N artı 1'in üçlü permütasyonu ne olacak? N artı 1'den başladık. Bir basamak indik. N. Bir basamak daha indim. N eksi 1. Kaç basamak? 3 kere çarpıyorum. Şimdi buradan N eksi 1'ler gitti. N'ler gitti. Ne kaldı? 4. N eksi 2, 4N eksi 8 eşittir. N artı 1'den, 3N eşittir 9'dan, N eşittir 3 şeklinde hesaplamış olduk. Devam edelim arkadaşlar. A kümesi A, B, C, D, E, F diye verilmiş. Dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde? Yani bu kümenin dörtlü permütasyonları kaç tanesinde? A bulunmaz diyor. A bulunmaz diyorsa A'yı direkt ne yapıyorum? Kümeden atıyorum. Şimdi bizim A kümemizin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 idi. Yani birini attığıma göre 6'nın dörtlü permütasyonunu ne yaparım? Hesaplarım. Ben bunları sadece yazayım. Siz daha sonra bu hesapları kendiniz yaparsınız. Şimdi bizim çok fazla vaktimiz yok. Şimdi A bulunmazı hesapladık. B bulunur diyor. B bulunur dediği zaman yapacağımız şey şu. Bir kere 7'nin dörtlü permütasyonlarından B'nin bulunmayanlarını çıkartırsak eğer B bulunurları buluruz arkadaşlar. Yani evrensel kümemizden bulunmazları çıkartırsak bulunurları bulmuş oluruz. Bu tamam. Şimdi C bulunur, E bulunmaz diyor. E bulunmaz dediği için zaten benim E ile hiç işim yok. E'yi ne yaptım? Direkt attım. E'yi attıktan sonra. Şimdi kaç elemanım kaldı? 6. Yani 6'nın dörtlü permütasyonu. Buradan C'nin de bulunmayanlarını çıkartacağım. O zaman C'yi de kümeden attım. Kaç elemanım kaldı? 5 elemanım kaldı. 5'in dörtlüsünü çıkarttığım zaman C bulunur, E bulunmazları ne yapmış olurum? Hesaplamış olurum. B ve F bulunsun. İkisinin de bulunmasını istiyorum. Evet, benim kümem neydi? 7'nin dörtlü permütasyonlarıydı. B ve F'nin bulunmayan ikisini de kümeden attık. Kaç elemanımız kaldı? 5. 5'in dörtlü permütasyonları çıkarttığımızda hem B hem de F'nin bulunurlarını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. D veya E dediği zaman bakın burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi şöyle size yine küme çizeceğim. Şurada sadece D olanlar, burada D, E olanlar, burada da sadece E olanların kümesi olsun. Şuraya baktığımız zaman bu zaten İçinde D olanların kümesi. Bu da D yok, E var olanların kümesi olacaktır. Şimdi D'nin bulunurlarını nasıl hesaplamıştık biz? B'nin bulunuruyla aynı olacaktır. Evet. D ve E'nin birlikte de olacakları. Sadece D'nin bulunduklarını nasıl hesaplıyoruz? P 7'nin dörtlüsü eksi P 6'nın dörtlüsünden ne yaptık? D olanları bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Buna sadece E olacak. Bakın E bulunacak, B bulunmayacak. Onları nasıl hesaplamıştık? P 6'nın dörtlüsü eksi P 5'in dörtlüsü şeklinde yazmıştık. Bu D bulunurlar. Bu da E bulunur. D bulunmazlar. Bunları hesapladığınız zaman evet bizden istediklerini cevaplamış oluyoruz.
Devam edelim arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon bazı elemanlara özdeş olan N elemanlı bir kümenin N'li permütasyonlarına tekrarlı permütasyon denir arkadaşlar. Şimdi evet bize soru vermiş. 1, 1, 1, 3, 1, 5, 4 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 7 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi burada kaç elemanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyel bölü diyorum. Burada tekrar edenleri sayıyorum. Birler tekrar etmiş. Kaç kere tekrar etmiş? 4 faktöriyel kadar tekrar etmiş. Ne yapıyorum? Bunu yazıyorum. Başka tekrar eden olmadığı için 4 faktöriyel çarpı 6, 5 yazacaktık. 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel dersek 4 faktöriyeller gitti. 6 kere 5 37 ile çarparsak 210 şeklinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Şimdi diğer sorumuza bakarsak diğer sorumuzda bizim için özel ne var burada? 0 var. 0 için de bir işlem yapmamız gerekiyor. Aslında aynı soru. Yazalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyel bölü. Bir kaç kere tekrar etmiş? 4 kere. 5'te 2 kere tekrar etmiş çarpı 2 faktöriyel. Yani bu 1'ler 4 kere tekrar ettiği için 5'ler 2 kere tekrar ettiği için de 2 faktöriyel. Eksi. Şimdi 0'ı en başa aldığım zaman o bir 7 basamaklı sayı olmayacağı için geri kalanları ne yapıyorum? Hesaplıyorum. 6 faktöriyel bölü 1 4 kere tekrar etmişti. 5'te 2 kere tekrar etmişti. Bu da 0'ın en başta olma durumu. Onu ne yapıyorum? Tamamından çıkartıyorum. Hemen bakalım buradan ne olacaktır? 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel çarpı 2 eksi 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Hemen bunlar sadeleşti. 3, 15, 15 ile 7'yi çarparsak ne olacaktır? 105 eksi 4'ler gitti. 3. Bu da 15 olacağı için 90 şeklinde hesaplamış oluruz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi farklı bir sorumuz var burada. 6 özdeş kalemin tamamı 3 öğrenciye her birine en az bir kalem olacak şekilde dağıtılacaktır diyor. Bu dağılım kaç farklı biçimde yapılabilir diye soruyor bize. Bakın özdeş kalem. 6 tane özdeş kalemimiz var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane özdeş kalemi nokta şeklinde ne yapıyorum? Gösteriyorum. Şimdi 3 öğrenciye dağıtmak demek... Bunların arasına iki tane slash çizmek demektir. Yani ne yapacağım? 3'e böleceğim. Fakat bize burada ne demiş? En az bir kalem olacak şekilde. Eğer bu en az bir kalem olacak şekilde dememiş olsaydı biz bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yani 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde ne yapacaktık? Hesaplayacaktık. Fakat bize ne demiş? En az bir tane alsın öğrenciler demiş. Şöyle yapıyorum. A öğrencisi, B öğrencisi, C öğrencisi. Bunların hepsine birer tane oyuncak mutlaka veriyorum. Geriye kaç oyuncağım kaldı? 3 oyuncağım kaldı. 1, 2, 3. Yine ne yapacağım? 2 tane slash'ım kaldı. Evet, şimdi yapacağım şey. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanımız var. 5 faktöriyel bölü. 3 tane topu kalemimiz var. 2 tane de slash'ımız var. Yani bunu hesaplayacak olursak 10 şeklinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, kelebek kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 7 harfli ve K ile başlayıp K ile biten anlamlı veya anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapacağım? Bu K'lardan birini başa, diğerini sona yazacağım. Başka K elimizde kalmadı. Şimdi diğerlerine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 faktöriyel bölü. 1, 2, 3 tane ne yapmış? Tekrar etmiş. Başka tekrar edenimiz yok. Yani 3 faktöriyel 4 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel dediğimizde evet bunun cevabını da 20 şeklinde bulmuş oluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şekilde verilen çizgiler üzerinden sadece sağa veya aşağıya hareket edilerek A noktasından B noktasına kaç farklı yolla gidilebilir diye soruyor bize. Şöyle yapıyoruz. Bakın burada bir yolumuz var. Burada da bir yolumuz var. Bu iki yolu topladığımızda burayı 2 olarak buluyoruz. Burada bir yolumuz var. 2 ile 1'i topladığımızda 3 diyoruz. Burada bir yolumuz var. Burayı da ne olarak bulduk? 4 olarak bulmuş olduk.
Şimdi yan tarafa doğru gidelim. Burada bir yolumuz daha var. 1 ile 2'yi topladık. Ne oldu? 3. Bir yolumuz daha var. Topladığımızda ne oldu? 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi burada 3 ile herhangi bir yolu birleştirmediğimiz için 3'ü aynen aşağıya alıyoruz. Sonra evet bir daha 4 ile 3'ü topladığımızda burada kaç tane yolumuz oldu? 7. Şimdi 3 buradan devam ediyor. Çünkü farklı bir yol yok burada. 3 ile 4'ü topladık. Burada da ne olacak? 7. Sonra 7 ile 3'ü topluyorum. 10. 10 ile 7'yi topluyorum. 17 şeklinde yazıyorum. Yani kaç farklı? 17 farklı yolla gidilebilirmiş. Devam edelim arkadaşlar. Kombinasyon. Evet, N elemanlı bir kümenin R'li alt kümelerinin sayısına N'nin R'li kombinasyonu diyoruz. Evet, şimdi bunu bu şekilde N'nin R'lisi ya da bu şekilde ne yapabiliyoruz? İki farklı şekilde gösterebiliyoruz. Bunu hesaplarken dikkat ederseniz, evet, N bölü N eksi faktöriyelimiz neydi bizim? Permütasyondu. Yani permütasyonu R faktöriyeli ne yapıyoruz? Bölerek kombinasyon hesabı yapabiliyoruz. Burada alt kümelerinin sayısını buluyoruz. Yani 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümesi ya da 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesi. Şimdi burada bazı kurallarımız var. Bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi ile bir kümenin 1 elemanlı alt kümesi evet, burayı yanlış yazmışız. Burası ne olacak? N olacak arkadaşlar. Hemen onu düzeltelim. Şimdi bir kümenin elemanlarını yazarken boş küme her kümenin alt kümesiydi. İşte bu o. Ve her küme kendisinin alt kümesiydi. İşte bu da o. Evet, bunların sayısı da ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi N'nin R'li kombinasyonuyla N'nin N eksi R'li kombinasyonları birbirine eşittir. Bu ne demek oluyor? Hemen şuraya örnek verelim. 5'in ikili kombinasyonlarıyla 5'in topladığım zaman 5 olabilmesi için üçlü kombinasyonların sayısı birbirine eşittir demek oluyor. Devam edelim. Eğer bir kümenin R'li kombinasyonlarıyla K'lı kombinasyonları birbirine eşitse buradan iki tane sonuç çıkar. Ya R K'ye eşittir ya da N K ve R'nin toplamına eşittir. Yani bu bir önceki seferde söylediğimiz özellikle aynı. Şimdi bakalım. N'nin birli kombinasyonu yani her kümenin bir elemanlı alt kümelerinin sayısı N ve her kümenin kendisi yani mesela 5 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı kümelerinin alt kümesi de nedir? N tanedir. Yani şöyle söyleyeyim. 9'un birlisi ne olacaktır? 9 olacaktır. 9'un 8'lisi de ne olacaktır? 9 olacaktır şeklinde ne yapalım? Örneğimizi de buraya yazmış olalım. Evet arkadaşlar, burada bir evet özelliğimiz var. Bu özelliğimizi daha sonra tekrar anlatacağım. Bir de bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı neydi? 2 üzeri neydi? Yani N elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısını 2 üzeri N formülüyle hesaplıyordum. Bu da bakın bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi, 1 elemanlı alt kümesi, 2 elemanlı alt kümesi ve kendisi. Hepsini topladığımız zaman 2 üzeri N'ye eşit olacaktır. Devam edelim. Şimdi kombinasyonla devam ediyoruz. Bir A kümesi vermiş bize. Dörtlü kombinasyonlarının kaç tanesinde A bulunur diyor. Bakın dörtlü kombinasyonlarını bu şekilde gösteriyorum. Bir tanesi A olacakmış. Şimdi A'yı kümeden attık. Bir kere A kümesinin eleman sayısını da yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlıymış. Şimdi ben kaç tane eleman seçeceğim? 3. 7'den 1 çıkarttık 6. Yani buraya 6'nın üçlüsünü hesaplayacağım. Bunu hesaplarken yine formülden ziyade nasıl yapabiliyoruz? 6'dan yola çıkıyoruz. 3 adım gidiyoruz. 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel diyoruz. Permütasyon yukarısı aşağıya 3 faktöriyel dediğimiz zaman kombinasyon hesaplamış oluyoruz. Evet, devam edelim. B bulunmaz diyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi B bulunmaz dediği için B'yi kümeden attım. 6 tane elemanım kaldı ve 4 tane seçeceğim. O zaman 6'nın dörtlüsünü hesaplayacağım. Burada biz şöyle yapıyoruz. 6'nın dörtlüsü diyoruz. Eşittir 6'nın ikilisidir diyoruz. Çünkü 6'nın ikilisini hesaplamak daha kolay. 4 ile 2'nin toplamı 6 olduğu için. 6 çarpı 5 bölü 2 formülüyle hesaplıyoruz. Evet, o da ne olacaktır? 15 şeklinde bulunacak. C bulunur, E bulunmaz. Şimdi A, B, C, D, E, F, H yazdık. C'yi bulunsun istiyorum. Ve E bulunmasını istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım kaldı. Kaç seçim yapacağım? 3. Yani 5'in üçlüsü. O da eşittir 5'in ikilisi. O da eşittir 5 çarpı 4 bölü 2'den
10 şeklinde hesaplanmış olur. B, F bulunsun istiyorum. 1, 2, 3, 4. Hem B bulunacak hem F bulunacak istiyorum. Evet, kaç tane eleman seçeceğim? 7 elemanlıydı. İkisini kullandım. 5'in ikilisi, yani biraz önce hesaplamıştık, 10 şeklinde yazacağız. D veya E bulunur dediği zaman, burada şöyle yapalım. Evrensel kümemizi hesaplayalım. Yani 7'nin dörtlüsünden D ve E'nin bulunmayanlarını, yani 5'in dörtlüsünü çıkarttığımız zaman veya kümesini bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunun hesabını da size bırakıyorum ve devam ediyorum. 25 soruluk bir sınavda 10 matematik, 10 Türkçe ve 5 genel yetenek sorusu bulunmaktadır. Bu sınavda 8 matematik, 7 Türkçe ve 5 genel yetenek sorusu cevaplamak isteyen bir kişi için kaç farklı durum vardır diye soruyor bize. Şimdi buradan ben matematik sorularından kaç tane seçeceğim? 8 tane. Bakın, onun 8'lisini seçtim. Çarpı Türkçe kitaplarından, Türkçe sorularından ne kadar seçeceğim? 7 tane soru seçeceğim. Onu da yazdım. Ve 5 yetenek, genel yetenek sorusunun hepsini seçeceğim. Bu şekilde hesapladığım zaman kaç farklı durumun olduğunu ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Burada onun 8'lisi yerine onun ikilisini, onun 7'lisi yerine onun üçlüsünü, zaten 5'in 5'lisinde 1 olduğunu biliyorum. Yine hesabı size bırakarak devam ediyorum. A kümesini vermiş. A kümesinin herhangi bir elemanının olmadığı, herhangi bir elemanının bulunmadığı 5 elemanlı alt kümeleri. Şimdi en elemanlı bir küme, o zaman ne olacak? N-1, N-1'in 5'lisini hesaplayacağım. Sayısı herhangi bir elemanının bulunduğu 3 elemanlı alt kümeli. Yani 3 tane elemanı yazacağız. Bir tanesinin ben ne olduğunu biliyorum. Buraya ne yaparım? N-1'in ikilisini seçerim. N-1'in ikilisini seçtim. Bunun ikisi birbirine eşit olduğuna göre bizim N-1 değerimiz 5 artı 2'dir. Yani N değerimizi 8 olarak hesaplamış olduk. Evet arkadaşlar, hızla ilerliyoruz ve Pascal üçgenine geldik. Pascal üçgenimizi hatırlayalım. Tepede bir sayımız var. Yanlara doğru, evet, birer birer açılıyoruz. Ortadaki sayıları 1 ile 1'i topladık 2, 2 ile 1'i topladık 3, 3 ile 1'i topladık 4 şeklinde ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Pascal üçgeni bizim, evet, parantez üssünü alırken, yani iki terimli ifadelerin parantez üssünü alırken işimize yarıyor. Buradan size küçük bir örnek vermem gerekirse 3. satırı ele alalım. Bunlar bizim katsayılarımız oluyor. Mesela 2x-y'nin kübünü almak istersem öncelikle katsayılarını yazıyorum. 1, 3, 3, 1 şeklinde. Sonra terimlerini yanlarına yazıyorum. 2x-y, 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 2x-y şeklinde. Sonra birinci terimin en üst derecesi ne olabilir? 3. O zaman ikinci terimin üstüne de ne yazıyorum? 0. Burada 3 ile 0'ın toplamı 3'e eşit olacak. Sonra artı. Ne yapacağım? Birinci terimin katsayı üssünü birer azaltırken, yani 3, 2, 1, 0 diye birer azaltırken ikinci terimin katsayılarında ne yapacağım? Birer artıracağım. Artı diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. Evet. Şimdi bunu düzenlediğiniz zaman 2x-y'nin kübünü ne yapmış olduk? Açılımını bulmuş oluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet, Pascal özdeşliği. Biraz önce göstermiştim. Daha sonra tekrar edeceğiz demiştim. N'nin R'li kombinasyonu ile N'nin R artı 1'li kombinasyonlarının toplamı N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşittir demiş bize. Hemen bakın, burada bir tane örnek vereceğim size. 4'ün ikili kombinasyonu nedir? 0, 1, 2, 6'dır. 4'ün ikili kombinasyonu 6'dır. Sonra 4'ün üçlü kombinasyonu da nedir? 4'lür. 5'in üçlü kombinasyonu da nedir? Evet, bakın, 1, 0, 1, 2 ve 3, 10. Yani bunun ikisinin toplamı 10'a eşit olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. 13'ün A'lı kombinasyonu, 13'ün A artı 1'li kombinasyonu, o da eşittir 14'ün 6'lı kombinasyonu ise A'nın alacağı değerleri bulalım istiyor bizden. Hemen şuradaki formülümüz neydi?
14'ün a artı birlisi olmayacak mıydı? 13'ü 1 artırıyorum. Buradan da büyük olanı seçiyorum. Eşittir 14'ün altılısı. Hemen buradan şunu hatırlayalım. Burada iki farklı durum vardı. A artı 1 eşittir 6 olabiliyordu. Ya da a artı 1 artı 6 eşittir 14 olabiliyordu. Buradan a değerimizi 5 buluyoruz. Buradan da a değerimizi 7 buluyoruz. İki farklı a değeri, bunların toplamını sorduğu için cevabımız ne olacaktır? 12 şeklinde olacaktır. Devam ediyoruz. Binom açılımı. Şimdi x artı y'nin üzeri n ifadesinin açılımında n artı bir tane terim var diyor. Yani burada n yerine 5, 7 varsa 8 tane terimim varmış. 9 varsa 10 tane terimim varmış demek oluyor. X artı y üzeri n ifadesinin açılımında buradaki harfli ifadeler yerine 1 değerini yazarsak neyi buluyormuşuz? Katsayılar toplamını buluyormuşuz. Biz zaten şu eşitliği daha öncesinde size vermiştik. Bir de buradaki harfli ifadeler yerine 0 yazdığımızda da ne buluyoruz? Sabit terimi buluyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım ve devam ediyoruz. Evet, sorumuza bakalım. A küp artı 2 bölü a kare üzeri 5 ifadesinin açılımındaki sabit terim nedir diye sormuş bize. Şimdi herhangi bir terimi bulurken yapacağımız şey şu. Katsayısını bulacağız ya. Katsayısını bulurken buradaki ne yapıyoruz? Üstten faydalanıyorum. Yani 5'in kaçlısı olduğunu ben şu an ne yapmıyorum bilmiyorum. 5'in reellisini hesaplayacağım. Hemen birinci terimi yazıyorum. Çarpı 2 bölü a kare ikinci terimi yazıyorum. Buradaki r'yi hemen ikinci terimin üstüne yazıyorum. İkinci terimin üstüne yazdım. Buradaki üstlerin toplamının 5 olabilmesi için a kübün üzerine de 5 eksi r yazıyorum. Evet, bunu bu şekilde ayarladıktan sonra artık işimiz çok kolay. Şimdi burada sabit terim olabilmesi için ne olması lazım? A ifadesinin yok olması lazım. Nasıl yok olabilir? Sadeleştirme yapabilirim. Hemen buradan tekrar düzenleyelim. 5'in reellisi a üzeri 15 eksi 3r çarpı 2 üzeri r bölü a üzeri 2r. Yani buradaki a üstündeki sayılar birbirine eşit olduğu zaman ne olacaktır? A'lı ifadeler birbiriyle sadeleşecektir. Yani 15 eksi 3r eşittir 2r ise 15 eşittir 5r'den r eşittir 3 şeklinde ne yaptık? Hesaplamış olduk. Şimdi r yerine 3 yazarak devam ediyoruz. 5'in üçlüsü a küp karesi 2 bölü a karenin kübü. 5'in üçlüsü ile 5'in ikilisi aynıydı. 5 çarpı 4 bölü 2 a üzeri 6, 2 üzeri 3 8 bölü a üzeri 6'lar sadeleşti. Burada diğer sadeleşme işlemlerini de yaptıktan sonra cevabımızı 80 olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 2x eksi 3 üzeri 6 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terim nedir diye soruyor bize. Şimdi baştan dördüncü terim sorduğu zaman biz şöyle sayıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar gidecektir. İlk baştaki 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsünü yani benim hesaplamam gerekiyor. Pardon, 6'nın üçlüsünü hesaplamam gerekiyor. 6'nın üçlüsü çarpı birinci terimi yazıyorum. İkinci terimi yazıyorum. Ve 3'ü ikinci terimin üzerine yazdım. 6'ya tamamlamak için. Evet, yanına da ne yazdım? 3 yazdım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel çarpı 8 x küp çarpı eksi başa yazdım 27 şeklinde. 3 faktöriyelle 6 sadeleşti. Ne oldu? 5 kere 4 20. 20 ile de 8'i çarparsak eksi 160 çarpı 27 çarpı x küp şeklinde olacaktır. Buradaki çarpma işlemini arkadaşlar ben yine size bırakıyorum. Devam edelim. Yine bize bir açılım vermiş. A eksi 2b üzeri 6 şeklinde. Burada k artı l kaçtır diye soruyor bize. Hemen iki tane terimi bulmamız gerekiyor. Hem 6'nın a çarpı eksi 2b yazdık. B'nin üzerinde 3 olabilmesi için ve a'nın üzerinde 3 olabilmesi için altın altına ne yazmam gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor. Hemen buradan hesaplayalım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel çarpı a küp. Evet, eksi 2'nin kübü de eksi 8 olacaktır. Eksi buraya yazdık. 8 çarpı b küp. Bunlar sadeleşti. 20 eksi 160 a küp b küp. Yani ben k değerimi eksi 160 olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi devam edelim. 6'nın kaçlısını bulacağımı bilmiyorum. A'nın karesi eksi 2b'nin de dördüncü kuvveti olması gerekiyor. O zaman buraya ne yazacağım?
4 yazacağım. Evet, altının dörtlüsüyle altın ikilisi birbirine eşitti. Altın ikilisi de neydi? Alt çarpı 5 bölü 2 a kare. Bu da ne olacaktır? 16 b üzeri 4. Hemen sadeleştirdik. 6 kere 5 30. 8 ile çarparsak ne olacaktır? 3 kere 8 240 a kare b üzeri 4. Yani buradaki l değerimizde ne olarak bulduk? 240 olarak bulduk. İkisini topladığımız zaman da evet ne olacaktır? 240 eksi 160 ikisini topladığımız zaman 80 değerine ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, x kare eksi 2y üzeri 6 ifadesi x karenin azalan kuvvetlerine göre açılımdaki ortadaki terim nedir diye soruyor bize. Şimdi ortadaki terimi bulabilmek için her zaman buradaki üssün ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Ortadaki terim dediği zaman 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Yani 6'nın üçlüsüne bakacağım. X kare eksi 2y 3, 3 şeklinde yazdım. Hemen 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel x üzeri 6, eksi 8 olduğu için eksiyi başa yazdım. Yeküp diyelim. Bunlar gitti. 5 kere 4, 20, eksi 160, x üzeri 6, yeküp şeklinde ne yapmış oldum arkadaşlar? Bulmuş oldum. Devam edelim. Ve son sorumuzla dersimizi bitireceğiz. Mx eksi 2y üzeri n ifadesinin açılımında 6 terim vardır dedi. Hemen ne yapıyorum ben? 6 terim olduğu için n'nin 5 olduğunu buluyorum. Çünkü bir fazlası kadar terim sayısı vardı. Bu ifadenin katsayılar toplamı eksi 243 katsayılar toplamı dediği için x eşittir 1, y eşittir 1 diyorum. M eksi 2 üzeri 5 ne olacakmış? Eksi 243. Eksi 243 de eksi 3'ün 5. kuvveti olduğu için M eksi 2 değerine eksi 3 diyorum. M eşittir eksi 1 şeklinde bulmuş oldum. Zaten N'yi de 5 olarak bulmuştum. 5 eksi 1 dediğimizde evet bize sorduğu şeyin cevabı da ne olacak? 4 şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar artık vedalaşalım. TYT kampında konu anlatımı yaptık bugün. Permütasyon, kombinasyon ve binom şeklinde. Hepinize iyi çalışmalar, sağlık dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi dersler.